İstanbul Kağıthane'de 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş isimli kadın, evlilik hazırlığında olduğu bekçi tarafından silahla öldürüldü. Cenazeyi almak için adli tıp kurumuna gelen yakını, daha 5 yaşında kız çocuğu var biz çocuğunu anlatamıyoruz. Anneni hastaneye kaldırdık 3 ila 4 gün sonra gelir diyoruz, dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Kağıthane'de dün saat 22 sıralarında Merkez Mahallesi, Ayazma Caddesi Yunus Emre Parkı içerisinde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Nurgül Altıntaş Gazi Osmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi ile akşam saatlerinde Yunus Emre Parkı yakınındaki bir otelin önünde bir araya geldi. Burada tartışmaya başlayan ikili, ismi öğrenilemeyen bekçi tarafından kiralanan otomobille Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Parkı'na geldi. İkili arasındaki tartışma burada da devam etti. İddiaya göre otomobil içinde silahını çeken bekçi, Nurgül Altıntaş'a 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Nurgül Altıntaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra yaya olarak kaçan bekçi de yakalanarak gözaltına alındı. Nurgül Altıntaş'ın cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna getirildi. Cenazeyi teslim almaya gelen yakınları olayla ilgili konuştu. Altıntaş'ın akrabası olan Gül Asarı, ne yaptı ki bu kız, bu kadar kurşun yağdırdı. Evlilik hazırlıklarında istemez, ayrılabilir ama böyle bir şey olamaz. İçeri alınmış ama akıbetini bilmiyoruz, biz burada cenazemizle uğraşıyoruz. Daha 5 yaşında kız çocuğu var, biz çocuğunu anlatamıyoruz. Şeker hastasıydı, sürekli şeker komasına giriyordu. Anneni hastaneye kaldırdık 3 ila 4 gün sonra gelir diyoruz. Devlet görevlisi, benim güvenliğimi korumakla mükellef olan birisi bunu nasıl yapabiliyor? Çocuğun ailesi karşı çıkıyordu yaş meselesinden dolayı. Bunlardan sonra haberimiz oldu, kız bizden sakladı. Dün akşam da konuşmaya çağırıyor, kiralık araba tutuyor gidiyor orada kurşun yağdırıyor, dedi. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze adli tıp kurumundan alındı. Nurgül Altıntaş, ilkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Gazi Osmanpaşa Karlıtepe mezarlığına defnedilecek. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.